sağ olun. Teşekkür ederim. Başkanım. Nasılsınız, iyisiniz? Elhamdülillah. Sağlığınıza dua edeceğiz. Siz de iyisiniz inşallah. Biz de iyiyiz. Teşekkür ederim. Allah'a imdat etmesin. Hayırlı sabahlar diyoruz. Sağ olun. Hoş bulduk. İyisin değil mi? İyiyim. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyiz. Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah'a imdat etmesin. Teşekkür ederim. Nazik davetiniz için çok. Afiyet olsun. Hoş geldin. Sağ olun. İyisiniz değil mi? Elhamdülillah. Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hayırlı günler diliyorum, hayırlı sabahlar diliyorum. Rabbim sağlık içerisinde, sıhhat içerisinde, huzur içerisinde bir arada olmayı nasip eylesin. Bugün bir vesile olmadan dost bağına girilmez derler. Bugün burada olmamıza vesile de Melik Gazi muhtarlarımız. Muhtarlarımızın hepsi değil, Melik Gazi'den birkaç muhtarımız. Bundan birkaç önceki programda bir vesile denk gelince başkanım hep Kocasinan muhtarlarını baraja götürüyorum, marineye götürüyorum, Kocasinan'ı biz de görelim dediler. Biz de hay hay dedik, memnuniyet dedik ama denk gelmemişti. İki gün önce Muhtarlar Günü münasebetiyle Büyükşehir'imizin organizasyondaki toplantıda gene hatırlattılar. Dediler ki başkanım ne oldu bizim sözümüz dediler. Herhal dedik, nasip bugüneymiş, programda denk gelince bu vesileyle bir arada olduk. Tabii ki önemli olan beraber olmak, önemli olan bir arada olabilmek. Önemli olan ay yıldızlı bayrağımızın gölgesi altında bu cennet vatanda huzur ikliminde yaşayabilmek. Bakın Gazze'de olanlara hepimizin yüreği kanıyor. Hepimiz acı içerisindeyiz. Rabbim oraya da inşallah en kısa zamanda sükunet nasip eylesin. Bütün İslam alemine ve bütün dünyaya inşallah en kısa süre içerisinde huzur nasip eylesin diye de dua ediyoruz. Dönüp buraya geldiğimiz zaman da herhalde şükredecek çok şeyimiz var. Herhalde dua edecek çok şeylerimiz var. Bakın burada şu iklim içerisinde olmak bile büyük bir nimet. Şükür Allah'a. O ay yıldızlı bayrak göklerde dalganıyorsa, o ezan sesleri bu göklerde inliyorsa herhalde ilk başta bunun için çok şükredecek şeylerimiz var. Ondan sonrasında sağımıza solumuza baktığımız zaman cennet gibi bir vatanda yaşıyoruz. Buraya ilk defa gelenler var ise buraya geldikleri zaman ya Kayseri'de deniz var mıydı yok muydu demenin buradan bir resim paylaşıldığı zaman burası Kayseri dendiği zaman insanların kolay kolay da ya Kayseri'de deniz yok ki bu suyu da dedirtebilecek bir durum. Bu noktada bu bölge için emek veren herkesten de Allah razı olsun. Şehrin Kocasinan'ın Melik Gazi Talası evet elbette ki bir ilçe sınırları var ama bizim hiçbir şekilde aramızda bir sınır yok. Hiçbir şekilde bizim orası burası diye bir şeyimiz yok. Nihayetinde hepimiz bu şehir için çalışıyoruz. Hepimiz bu şehre hizmet ediyoruz. Şimdi burada Melik Gazi, Talas ve Kocasinan muhtarlarımız var. Baktığımız zaman yaklaşık herhalde nüfusun %80'i, şehir nüfusunun %80'ini hitap eden bir bölge var. Ve sizler bu şehrin %80'inin taleplerini bizlere ulaştırıyorsunuz, belediyelerimize ulaştırıyorsunuz. Sizler vatandaşlarımız da bizim aramızda ulaşım köprülerinden bir tanesisiniz. Çünkü hakikaten meccane, gönüllü, gönülden bu işleri severek yapıyoruz. Çünkü bu şehri seviyoruz. Çünkü bu milleti seviyoruz. Bu topraklara hizmet etmenin büyük bir görev olduğunu, bir ibadet şuuru içerisinde yapılması gerektiğine inanan bir ekibin parçalarıyız. Milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, bütün bir siyasi kadroyla bu şehre hizmet etmenin dediğim gibi 30 yılı aşkın bir süredir, 30 yılı yakın bir süredir bu şehre hizmet veren bir ekibin parçası olmaktan da memnuniyet duyduğumu bir kez daha burada dile getirmek istiyorum. İnşallah daha güzel ortamlarda, dünyadaki bu kaosun bitmiş olduğu daha güzel ortamlardan kastım, dünyadaki bu kaosun özellikle Gazze'deki Müslüman topraklardaki Müslüman din kardeşlerimizin üzerindeki zulmün, esaretin, baskının, katliamın ortadan kalktığı bir ortamda inşallah yeniden bir arada olmak dileğiyle diyorum. 19 Ekim Muhtarlar Günü'ydü. Her gün Muhtarlar Günü zaten. Muhtarlar Günü'nüzü tebrik ediyorum. Bu kapsamda sağ olsun değerli Kocasinan Başkanımız Ahmet Bey nezaket gösterdi. Bir program başlattı. Talas'ta devam ediyor. İnşallah Melik Gazi'de de farklı bir ortamda sizleri ağırlayalım en kısa zamanda.
Kayseri'de büyük bir uyum var. Memduh başkanımızla, bakanlarımızla, milletvekillerimizle, muhtarlarımızla çok şükür kavga gürültü olmadan hizmet etmenin mücadelesini veriyoruz. İnşallah bundan sonra da daha iyisini yapmaya çalışacağız. Ben tekrar başkanımıza teşekkür ediyorum. Tekrar katılımımızdan dolayı teşekkür ediyorum. Efendim gününüz hayırlı olsun. Değerli Melik Gazi Belediye Başkanımız, Koca Sinan Belediye Başkanımıza tekrar teşekkür ediyoruz. Bizi bir araya getirdi. Demek ki buna ihtiyaç varmış. Bunu devam ettirelim. Müsaade ederseniz inşallah bundan sonra en kısa zamanda da Talas'ta buluşalım. Nasip olursa bekliyoruz inşallah. Allah razı olsun. Muhtarların içinde belediyede artık o kadar çalışanların dışında o kadar belediyeyle iç içe olan oldu ki sanki belediye personeli gibi canla başla. Allah razı olsun. Hepiniz çalıştınız. Hala da çalışıyorsunuz. Kılcal damarlar deniyor ya, en uç noktalar. Oralarda siz olduğunuz için biz rahatız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti en son silahlı kuvvetler açısından ya da hava savunma sanayi açısından bir yerlere geldiği gibi hakikaten belediyecilik ve halkın rahatı açısından da çok anlamlı bir yerlere geldi. Zaten belediyenin görevi o değil mi? Belediye başkanını tarif ederken eski bir kitapta okumuştum. Vatandaşların işini kolaylaştıran zanaatkara belediye reisi denir yazıyor. Bunun mahalledeki şubesi de muhtar. Ötesi yok. Allah hepinizden razı olsun. Değerli muhtar kardeşlerim, arkadaşlarım, dostlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Bizleri ihya ettiniz, bahtiyar ettiniz. Allah sizi de bahtiyar etsin inşallah. Değerli kardeşlerim, insanların hayatında bir takım yenilikler vardır. Böyle tanışmalar her zaman bulunmaz. Bunlar bir vesiledir. Sağ olsun değerli başkanım da yıllardır bunu takip ediyor, yapıyor. Biz de çok memnun oluyoruz. Koca Sinan Belediye Başkanımıza saygı ve hürmet bayraklarına teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum.